Eler. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hepimiz buranın ekmeğini, suyunu yedik, içtik. Bizi bu yaşlara Çok Türkiye şükür. Cumhuriyeti Allah'a şükür getirdi. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti coğrafi olarak üç tarafı denizlerle ama dört tarafı şerefsizlerle dolu bir ülkedir. <gülüyor> Bunu <gülüyor> genel anlamda şöyleyorum. Yani, yani kişiye özel ya. söylemiyorum. E tabii şimdi bak ek olarak 26 45 Doğu meridyeni 36 42 kuzey paraleller arasındayız değil mi hocam? Doğru. Biliyorsun bu işte. Bilmez miyim hocam? Peki her bir söyle, sana bir imtihan yapayım olsun. zaman. Tabii. Okumuş. Yapın hocam. Her boylam arası kaç dakikadır? 3 dakikadır hocam. 1 dakikadır özür dilerim. Evet. Dört dakika, dört dakika. Bu bir. Dakika. iki evet. Biraz daha evet, sakın benim interaktive seviyemi test hayır. etmeye kalkma. Hayır, estağfurullah hocam. Olur İkinci, öyle şey? ben onu demiyorum. Bugün evde oturdum öğleden sonra. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun ben Başakşehir'i <laughs> çok seven bir adamım. Abdullah Avcı'ya saygısı Yok, ve sevgisi ya. olan, Göksel Gümüşdağ'a saygısı, sevgisi olan bir adamım. Ve Başakşehir'in de bu sene şampiyon olmasından mutlu olurum. Lakin, bak Emre, yaşın kaç, başın kaç bilmiyorum. Herhalde otuz küsür için. 34 var mıdır? 36 senin, 36 hocam. 36 36. Senin yaşındaki adamlar 37. Anadolu'da filan dede oluyor. Çünkü senin yaşta gibi adam 17-18 yaşında evleniyor. Onun da kızı 17-18 yaşa geldiği bak çocuk doğru. Yani 36 yaşında Anadolu'da muhafazakâr yerlerde dede olan adamlar var. Dede yaşına gelmiş. beni adımı Hayatımızda hiç tanışmadık seninle. Yolda görsem tanırım boyundan bosundan da. Sen de hiç ben konuşmadım. Ama benim ve abilerin hayatı 10-12 yaşından beri futbolun içinde geçti. 94-38'de bayram değil seyran değil. Hani bir laf vardır argoda bilir misiniz? Bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü? Doğru. Bunu umumiyette baldızlar söyler. Doğru bu. Çünkü bir enişte baldızı öper. Baldız kimdir? İnsanın eşinin ablası veya kız kardeşi. <laughs> evet. Bayramda baldızını öpersen bir mahsuru yok. Öpüşebilirsin. Seyranda da öpüşebilirsin. Düğün dernekte. Evet. Bir bas sağlığı için. Ama bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü diye düşünüyorsa baldız. Baldız <laughs> rahatsız olur. Acaba der bu enişte. Bana mı yazılıyor? Her öpüşte de yazılıyor ödenmez. <laughs> ya, Yoksa mi? adamın hanımı olan bayram diye bir evi, bizim herif niye benim kız kardeşimi öptü? Tövbe, Şimdi bunlar hep bunlar bu tür veciz sözler hep bir takım olaylardan sentezlenerek çıkmıştır. Mesela bana dostunu söyle sana kim olduğunu söylüyor. Arkadaşını söyle. Arkadaş, damlaya damlaya göl olur, değil mi? Tasarruflu tutumlu gibi. Şimdi bugün seyrediyorum. Sahada kusursuz bir hakem var. Hali Şeşker. Kusursuz maç yönetiyor. Hatta Maç bittiğinde şunu derim ben ona gözlemci olsam. Halis gel alnını öpeyim. Oğlum çok güzel maç yönettin. Helal olsun sana. O baskı rağmen Başakşehir'de hiç ezdirmedin. Ev sahibini hafif inceden kollayan bir hakem de olmadın. Neyse onu gördün. Birkaç hata da yaptın ama seni alnını öpüyorum tam puan veriyorum. Bunu zaten futbolcu da hissetti. Dakika 93.5. Sağdaki herkesin, tribündeki herkesin uzaydaki tüm galaksideki evrendeki herkesin gördüğü çok net bir faul var. Neydi o Göztepe'den gelen Zahoviç diyeceğim. Yahoviç. Yahoviç'e şey yapılan çok açık bir faul. Kimse tartışmaya açık diyor. Çat diye dizinin yanına vurdu. Faul. Faulü verdi. Böyle bir debelenir gibi oldun. Gözlerine baktım oynuyorsun. Samimiyetsiz bir debelenme. Çünkü ben senin çok debelenmelerini gördüm. isyanlarını gördüm. Ağzından köpükler, gözlerin faltacı gibi açılmış. Böyle surat kasların kasılmış. O zaman gerçeksin. Yalandan yere itiraz ettin. Ama efsane hakem Halis, bu gecenin süper ismi Halis, sana hemen üzerine gitmedi, bekledi. 15-20 saniye sonra. Ayrıldın oradan, penaltı noktasına gittin. Ve sarı kartı gösterdiği an tekrar senin gözlerine baktım. Hareketin şu. Ne dedim bilmiyorum ama hareket şu. Hadi Sinkaf! der gibi bir hareket yaptı. O kadar, yaptın. O, kadar, o kadar. İkinci sayı Başka aniden gördün ve kırmızı kartla oyun dışı. Hocam o şey var ya hani İngiliz oyuncular söylüyor ya hani git diye. Tabii. F şimdi, nokta of. Ama onun o Halis'in ona baktığını tahmin etmedi. Git. Hadi görceğini. Halis döneceğini zannetti. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Dakika 94-38. O atış zaten gol olursa kaybedeceksin. O atış gol olmasa maç bir bir bitecek. Çok açık. Şekil belli. Karar %100 doğru. O ana kadar da mükemmel şekilde maç yönetmiş bir hakem var. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Abdullah Avcı da biliyor. Ama sen kendini attırıyorsun. Veya attırmıyorsun. O dakikadan sonra telefonuma 20 tane mesaj geliyor. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu. Abi bu adam kendini kasten attırdı. Haftaya Fenerbahçe maçında oynanmak. Aslında şablon olarak baktığım vakit. Oturuyor sana sen kendini attırdın diyemem. Ama bu atılma masum bir atılma. Emre'nin sinirli bir hareketi dedirtecek futbol emareleri de benim için uygun değil. Anlarım bir tekme yersin. Arkadan. Kalkarsın. Oyuncu itersin. Vurursun. Atılırsın. Derim ki bir reaksiyon. Olmayan bir faul olur. Olmayan bir penaltı olur. Sinirlenirsin. Uyumuyor. Kanaatim o ki <laughs> senin attırman kendini çok masum değil. Ama yüzde yüz sana şu suçlamayı yapamam. Bilerek, isteyerek kendini attırdın diyemem. Şimdi senin yaptığın bu. insanların vicdanını yaralayan, kafaları karıştıran, kafaları soru işareti yaratan bu hareketini halkıma soruyorum. Necati kalem kağıdı al. Sizce Emre Berezoğlu kendini bilerek mi attırdı? Yoksa spontan, doğal futbolun doğasında olan bir kırmızı kart mı? Onu sen şablonize et yaz. Emre, bir gün gelecek tarihe karışacaksın böyle kötü anılma. Senin ne hakkın var 94-38'de kendini bu şekilde attırmaya? Yazık günah değil mi? Başakşehir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yazık günah değil mi? Haftayı Fener'i yenerseniz Fener'i devre dışı bıraktığın gibi takım bir kademe daha yukarı çıkacak. Utanmıyor musun sana? Milyonlar vermiş sana Başakşehir. Milyonlarca euro göğsünü açmış, kalbini açmış. Ama şu cinliği yapıyorsan yazık. Bu sene bırakırım şampiyon olurum olmam. Öbür sene de Fener'e sportif direktörü gelirim. İyisin ben haftaya oynamayayım diye bir düşünce varsa böyle bir düşünce vardır diyemem. Sen Emre'nin kendini Maustan attırdığına sen inanıyor musun? Söylüyorum. Ben hep açık şeffaf konuşan adamım. Kendini yüzde yüz masum kaç tane evet. attırdı diyemem. Ama şimdi öyle şeyler pozisyonlar olur ki pulu kalırsın. Ben şunu dersem kul hakkı yemiş olurum. Emre sen haftaya bilerek isteyerek kasten kendini attırdın. Bunun arkasından şu geliyor. Eğer böyle sen ahlaksız bir herifsin diyemem. Diyemez. Ama şunu da diyemem. Niye diyemem? Maçı izliyorum. Maçtaki elektrik gerilimini alıyorum. Hakem Emre ilişkisini, pozisyonun favori olup olmama ihtimaline bakıyorum. Biraz Futbolun dua. <laughs> Emre'nin orada kendini attırmaması. Arada kaldım çocuklar. Kont